Evli ve 3 çocuk babası olan Ergün Çanakçı İstanbul'da taksi şoförlüğü yapıyordu. 40 yaşındaki adam 18 Mart'ta ayrıldığı Pendik'teki evine bir daha geri dönemedi. Benim eşim Mart 11 sabah 8'de taksi durağına gidiyorum, Esenyalı'ya gidiyorum dedi bana. İşe gidiyorum diye çıktı, bir daha da haber almadım. Yeter Çanakçı ilk etapta eşinin kaybolduğu gün daha önce de olduğu gibi ailesinin yanına gittiğini düşündü. Ancak Ergün Çanakçı'nın telefonu komple kapanınca bir terslik olduğunu fark etti. Ayda bir 10 gün gidiyordu, işte ablamdayım, abimdeyim derdi. Ben de tamam gidebilirsin, onlar senin ailen. Çünkü bizim abisiyle ablasıyla görüşmüyoruz biz. Gidip gelmiyorduk yani. Ben de o yüzden yani aramak istemedim. Dedim 10 gün sonra zaten geliyor. Öyle düşündüm. 10 gün 15 gün gidiyordu. Ailemin yanındaydım diyordu. Ben de bir şey demiyordum diyor. Evet doğru. Bana da öyle dedi. Zaten gittiği zaman dedi. Hayır ama geliyor muydu sizin yanınıza? Benim için önemli olan o. Hayır. Yani 10 gün bu adam bir yere gidiyor. Ailemin yanındayım diyor ama aslında ailesinin yanında değil. Kesinlikle değil. Karısına yani yalan söylüyormuş yani. Evet. Kaç günden beri size hiç gelmedi? Bize en son işte bundan 3-4 ay önce ben bu... Gelmesi damadım... değil, gidip 10 gün 15 gün gidip orada kalıyorum diyormuş. Oradayız biz. Ayda bir 10 gün gidiyordu, işte ablamdayım, abimdeyim derdi. Ben de tamam gidebilirsin, onlar senin ailen. Çünkü bizim abisiyle ablasıyla görüşmüyoruz biz. Gidip gelmiyorduk yani. Ben de o yüzden yani aramak istemedim. Dedim 10 gün sonra zaten geliyor. Öyle düşündüm. Telefonuna ulaşamadığımda şüphe duydum. Yani telefonunu kapatmazdı. Benim eşim telefonsuz asla duramaz. Telefon bağımlısı gibi. Yaşayamaz telefonsuz. Eşinin hayatından endişe eden Yeter Çanakçı, Ergün Çanakçı'nın kısa süre önce borç meseleleri yüzünden yaşadığı bir kavgaya dikkat çekiyor. Eşimin kullandığı arabanın sahibi Tahir. Bir ay öncesine bir musibet aralarında bir kavga olmuş, alacak verecek yüzünden. Konu kapanmıştır diye düşündüm ben. Daha sonra aradan zaman geçti, eşim kayboldu. Aklıma kim geldi? Tahir geldi. Başına alacak verecek yüzünden bir olay gelmiştir diye düşünüyorum. Eşi Ergün Çanakçı'nın kullandığı taksinin sahibinin evlerine kadar geldiğini de ileri sürüyor genç kadın. Bir defa geldi evin önüne. Yeter kim zile bastı dedi. Dedim bir adam var bilmiyorum, sarışın bir adam dedim. Baktım araba sahibi işte o dedi. Nasıl buldu evi dedi eşim bana. Sen söylemedin mi evin yerini dedim. Yo dedi, ben evi göstermedim dedi. Kavga mı ettin niye? Yo yok bir şey dedi. Arabayı dedi getirdi, ben arabayı alacağım dedi. Onu bir yere kadar bırakacağım dedi. Yeter Çanakçı'nın tek isteği 11 yıllık hayat arkadaşının akıbetini öğrenebilmek. Ergün alacak verecek yüzünden para pulsa mevzu, onu bir şekilde hallederiz. Yani niyeti ayrılmaksa ona da varım. Yani bir an önce ortaya çıksın ki ben de hayatıma bakayım. Sürekli zaten çocuklar bana anne babam nerede, anne babam nerede soruyorlar. Yani neredeysen çık ortaya söyle. Hayatından endişe ediyorum. Eşi de böyle konuşuyor. Yani diyor ki Ergün hani paraysa hallederiz. Ama benden ayrılmak için gittinse gel onu da halledelim diyor. Şimdi o lafı düşününce biraz şey oldum. Yani aralarında bir para... Ama siz de tabii çok iyi bilmiyorsunuz o kısımları. Yeter Hanımcığım siz niye gelmediniz? Yani sizin nikahlı eşiniz eğer başka bir şey varsa tabii, evet, onu bilemiyorum. Telefon attığımız demiş Yeter Hanım. Merhaba. Günaydın. Hayatım günaydın. Geldin, röportaj yaptın. Sonra neden çekindin? Bizimkilerden mi bir sıkıntı yaşadın? Ekiple mi bir problemin oldu? Yok Müge Hanım, ekiple alakası yok. Yani ben ablasıyla görüştüm. Ben dedi çıkmayacağım dedi. Yani dedim abisi de haber etmedi, aramadı beni. Demek ki dedim hiç kimse gitmek istemiyor dedim. Yani ben yani Sivaslıyım dedim. Onlar sizin kardeşiniz yani. Siz ilgilenmiyorsanız dedim. Ben o zaman zaten yıllardır görüşmediğimiz için bugün de dedim görüşmeyeceksek, bugün de birlik olmayacaksak ben o zaman ben hiç gitmeyeyim dedim. Siz gitmiyorsanız ben neden gideyim dedim. Anladım ama ya benim kocamla ilgili annesinin tasarrufu beni ilgilendirmez ki. Koca benim. Yani çocuklarının babası sonuçta. Evet ben işte 11 gündür arıyorum, ben ulaşamıyorum Müge Hanım. Anladım. Yani siz bakın az önce ailesi, tabii siz konuşmuyorsunuz. Ayda 10 gün giderdi diyorsunuz ya. Evet. Gitmiyormuş ailesinin yanına. Ablamda kalıyorum. Yalan söylüyordu işte. Bana yalan söylediğini öğrendim işte bu şekilde. Müge Hanım ablamda kalıyorum, abimde kalıyorum der. 10 gün sonra gelirdi. He. Demek ki farklı bir olay var, farklı bir şey var. Anladım. Yani. O zaman siz hayatında bir kadın var mı yok mu falan diye şüpheleniyordunuz. Hayatımda kadın olduğundan şüphelenmedim ben. Hiç aklıma bile gelmedi, bilmiyorum. Nerede kalacak 10 gün? Bilmiyorum. Spor kampına falan mı girecek, nereye gidecek? Olabilir yani, hani adamın bir şeyi vardır. Ha,
varsa da onu bana söylesin de dedim. Hani ben hayatıma bakayım dedim. Yani ayrılmak istiyorsa ayrılırız dedim. Herkesin yolu açık olsun dedim. Ben ablasına da söyledim. Anladım. Abisine ama hayatım söyledim. Anlamaz mısın adamın halinden, hareketinden? Yok öyle be. Bakım yapan bir insan değildi. Normal giyinir giderdi böyle. Bakımlı bir erkek değildi daha doğrusu. Ya hayır, bakımından değil canım. Yani gözünden anlarsın zaten. Yani anlarsın. Anlamaz mısın bilmiyorum. Yani hanımefendi, size karşı böyle olan ilgisinde bir 90'lık bir değişiklik hissettiniz mi? Yani karı koca olarak size karşı bir ilgi azlığını, ilgisizliğini görmediniz mi? Veya şüphelenmediniz mi? Aklıma öyle bir şey gelmedi yani. Şüphe duymadım ben ondan. Ya dedim ben görüşmüyorum diye dedim. Sen de görüşmemezlik yapma. Sen gidebilirsin, görebilirsin. Hatta çocukları da götürür de şimdi gider de ablasına gelir. Ben dedim ablasında kalıyor galiba dedim. Benim aklım orası geldi. Başka bir şey gelmedi. Sen de çocuklarına bir çaktırmadan halalarını arattırsaydın. Ayda 10 gün gidiyorsa sende evet. Mi diye. Halalarını, amcalarını insan bir aratmaz mı benim kocam nerede diye. Öyle düşündüm. Farklı tamam. Bir şey düşünemedim. Ben tamam, düşündüm de ama bak ben hep şunu söylüyorum. Gerçekten tabii ki insanların birbirine itimat etmesi gerekir ama itimat da kontrole tabidir. Şimdi kör körüne de ben sana güveniyorum. Niye ben sana güveniyorum? İşte güvenmiyorum. Ben kendime güvenirim. Sonra evli bir adamın öyle zırt pırt abimde kalacağım, annemde kalacağım diye evini terk etmesinin de manası yok. O da çok saçma. Niye yani bu ablasına kalıyor? Belki en çok hadi... Havalar karardı, ben bu akşam kalayım kusura bakma, merak etme diye taksici haber verir. Taksici adam yani, ne hava kararmasın. Sabahın ne gelir mesela taksici yani. Adam yani. Sizin oturduğunuz yer ne tarafta? Ben Avrupa yakasında burada oturuyorum ben. Yani ikiniz de İstanbul'da. Bahçeşehir'de yani. O da İstanbul'da. İstanbul'da karşıda. Ergün benim komşum. Nerede, hangisi? Pendik, Kaynarca, üst Kaynarca. Tamam. Kaynarca? Evet. Yine uzak bir yer değildi yani. Uzak bir yer değil. Aynı şehir. Yani onun için belki trafik olur, bu akşam üstü çıkmayayım da gittiği gün kalır ama ertesi gün yine döner. Mesela en kötü ihtimal. Evet. Öyle 3 gün, 5 gün, 10 gün abimde kalacağım, şurada kalacağım. Evli barklı, çoluk çocuk sahibi bir adamım. Yapacağı iş değil yani. Ama bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi bu ailesi... 3 gün, 5 gün, 10 gün kalacağım, ablam orada kalayım, abim orada kalayım diye bizi niye irtibata geçmiyor? Yani o da büyük, tabii o da soru işareti. Siz yeğenlerinizle de konuşmuyor musunuz? Konuşuyorum. Peki gidip ablasında kalırken cep telefonunu kapatıyor mu? Hayır. Yeter Hanım. Bir gün bana ablası dedi ki ben eşime ulaşamadım, Ergün bizde kalıyordu. Neden dedim? Neden gelmedi ve dedim işte... Bugün dedim hani bugün kira ödeme günü dedim. Ergün yok dedim hani ben ödeme yapacağım dedim. İşte o da o yüzden dedi bizde kalıyor dedi. Ne zaman? Ya inanmıyorum bana, bir kız kardeşim bana öyle bir şey söylemedi. İsterseniz telefon numarasını vereyim, onu da görüşürüz. Yani derdi borcu olduğunda Ergün genelde saklanır. Kaçar. Kaçmasına gerek yok, çıksın ortaya. Ha sen başına bir şey geldiğine inanmıyorsun. Diyorsun ki borçlarından dolayı saklanıyor mu diyorsun? Yani varsa büyük bir borcu, benim bilmediğim gizemli bir adamdır Ergün. Ya burada da ben hanımlara şöyle hak veriyorum. Şimdi eğer sen eşinle paylaşırsan hayatını, evet, eşin de senin hakkında bilgi sahibi olur. Eşiyle paylaşmıyorsa hayatını, kadına da biz soruyoruz nerede, ne oldu. Kadın da ne bilsin. Sen ne anlatırsan. Ben çocuğumla uğraşıyorum Müge Hanım. Ben 3 çocuğum, 2 öğrencim, bir de 4 yaşında kızım var. Ben Ergün'ün peşinde koşamam. 40 yaşında adam. Doğru söylüyorsun. Orada da sana katılıyorum. Evet, orada da sana katılıyorum. Kadınca abi anlatırsa. Çocuklarıyla perişan. Abi, anne baba burada gözyaşı döker, işleri sızlayan bir insan. Abinin baksana gözleri kıpkırmızı olmuş Ergün kardeşi. Ergün Bey yani. Allah aşkına ya. Yani harcın borcun da varsa bir sinyal ver. Şurada abinin şu gözyaşlarını görüyorsan biraz merhamet et de bunlara bir haber ver ya. Harcın borcun da yani dünyanın sonu değil. Çık meydana. Onu bulur eğer ortadaysa. Allah nasıl borçlanmışsan belli İstanbul'da bir ödeme planı yap. Tabii. Belli bir ödeme şekli yap. Borçlandığın zaman düşünseydin kardeş. Tamam bugünün düşünseydin, şanslı. Ben bu borcu aldığın borçlu gibi. Borçlu mu bilmiyoruz ki Rami Bey. Bilmiyoruz şu anda. Konuşuyoruz bilmiyoruz. Bugünün şanslı Asayiş Şube Müdürü Şinasi Bey olsun. Yani telefonundan baksın İstanbul Asayiş Şube Müdürü olsun. Şimdi bir tane daha şanslı Asayiş Şube Müdürü söyleyeceğim çünkü.
İlki İstanbul Asayiş Şube Müdürü olsun. Bir bakarsanız hani telefonlarına falan ortada mı? Böyle hakikaten bu ara çok kaçan giden var. Evet. İnşallah öyle bir şeydir. İnşallah. Sağ i̇nşallah, salim bulalım. İnşallah. Geri i̇nşallah. Kalan sonra hallolur. Efendim gören, bilen, yanında barındıran da varsa yerini falan da söylemek zorunda değilsiniz ama yeter ki bizi bir arayın. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronum öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.